Karstik sağ tezine göre Çavuşçu Göl ve Kömür Havzası bölgesi gelişimi bize neyi özetliyor? Bu yönüyle tecrübeme istinaden gelişen düşünceler ışığında bir kesitsel anlatım doğrultusunda bilgilendirmede bulunmanın önemli olacağı kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar, bu karstik sağ tezine göre Çavuşçu Göl aktif göl bölgesinin olduğu alan polyetipi bir gelişim sahasını yansıtıyor. Güneydeki bu kömür havzasının olduğu alanlar ise dolinin tipi gelişim sağı ya da sağları şeklinde ifade edebileceğimiz alanları ifade ediyor. Yani işte kuzeydeki göl havzası bir ana pont bölgesi bu bağlamda. Güneydeki bölge için ise sekonder pont alan ya da alanları özetleyen bir durumu ifade etmemiz mümkün. Şimdi bu çerçevede ele aldığımızda bu aktif hidrolik besleme zonu şeklinde ifade ettiğimiz bu primer gelişim şeklinde ifade edebileceğimiz bir durumu değerlendireceksiniz buradaki teze göre. Yani şuradaki özetlemiş olduğumuz alan aktif bir hidrolik besleme zonu yapısı olmasından dolayı bu gölü bu şekilde aktif olarak tutuyor. Diğer taraftan işte şu kısımda özetlemeye çalıştığımız alan yapı ise bu çerçevede jeolojik dönemde aktif olan fakat işte süreç zarfında bu aktifliğini yitirmiş bir durumu özetlemekte. Yani şöyle özetleyelim. Jeolojik dönemde bu güneydeki havza işte aktif bir gelişim koşuluna sahip tıpkı kuzeydeki bölge gibi. Burada işte meydana gelen gelişimler doğrultusunda yani gelişimlerle kastettiğimiz şey besleme, aktif besleme koşullarının kötüye gitmesi ve devamında işte buharlaşma olaylarıyla birlikte ele alındığında ve şiddetli erozyona bağlı olarak bu havzadaki çökelim koşullarının gelişmesinin bir sonucu olarak bu kömür havzası gelişmiş bu şekilde ifade edebilmemiz mümkün. Özellikle bu güney sahada bu noktada jeofizik açıdan ne tür çalışmalar yapabiliriz bu tarz gelişim alanlarının tespiti açısından diye soracak olursanız vallahi yani en uygulanabilir, en ilksel anlamda ele alınabilecek çalışma jeomanyetik survey çalışması olur arkadaşlar. Bu şekilde ben düşünmekteyim. Yani bu tarz pont alan ya da alanları söz konusu ise bu tarz bir ilksel çalışmayla bölgeleri bir anlaşılabilir anlamda tanıma anlamında böyle bir çalışmayla ele alınması uygun olur diye düşünüyorum. Yani kısaca karstik sağ tezi bize bunu ifade etmektedir.